Bitkilerin gelişiminde hormonların etkileriyle ilgili olarak hangi ifadelerin doğru olduğu istenmektedir? Birinci öncüde verilen büyüme ve gelişme temelde genler tarafından kontrol edilse de çevresel faktörler ve hormonlar da etkilidir ifadesi doğru olacaktır. Arkadaşlar, büyüme ve gelişme genler tarafından kontrol edilmektedir. Ancak bitkinin bulunduğu ortamdaki karbondioksit miktarı, toprağın mineral miktarı, su miktarı ve ışık şiddeti, ışık miktarı gibi çevresel faktörler büyümeyi etkiler. Bunun yanı sıra oksin, stokinin ve giberelin gibi hormonlar da büyüme gelişmede etkilidir. Bitkilerde sinir sistemi bulunmadığından doku ve organlar arasındaki işlevsel bütünlük, kimyasal uyarıcılar olan hormonlarla sağlanır ifadesi de doğru verilmiştir. Arkadaşlar, bitkilerde sinir sistemi yoktur. Bitkilerde doku ve organlar arasındaki işlevsellik ve bütünsellik arkadaşlar hormonlarla sağlanabilir. Hormonlar üretildiği yerden bir başka yere taşınarak bu bütünlüğün sağlanmasında etkili olabilmektedir. Bitkilerde hormon üretiminden sorumlu hücreler her zaman hedef hücrenin yakınında bulunur ve ürettiği hormonu doğrudan hedef hücrelere iletir. İfadesi ise yanlış olacaktır. Arkadaşlar, bitkide üretilen hormonlar üretildiği organdan bir başka organa iletim demetleriyle taşınabilmektedir. Örneğin kökte üretilen sitokinin iletim demetleriyle bitkinin yapraklarına doğru taşınabilmektedir. Her zaman hedef hücrenin yakınında bulunur ifadesi yanlıştır. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olacaktır. Oksin hormonunun etkileriyle ilgili hangi açıklamaların doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar, bitkilerde keşfedilen ilk hormon oksindir. Meristem dokularında, gelişmekte olan genç yapraklarda, tohum embriyosunda ve meyvelerde sentezlenebilen oksin, meristematik bölgelerde mitozu hızlandıran ve büyümeyi sağlayan hormondur. Hücre duvarına etki etmekte ve hücrenin uzamasını, büyümesini sağlamaktadır. Yan köklerin gelişimini uyarıp toprağın içerisinde kökün büyümesini sağlar. Kambiyum hücrelerinin bölünmesinde uyarmaktadır ve sekonder meristemi aktif hale getirir. Oksin arkadaşlar hücrelerde farklılaşmayı teşvik etmektedir. Gövdede bulunan ve dal oluşumunu sağlayan yanal tomurcukların gelişimini engeller ve bu sayede bitki ürettiği enerjinin büyük bir kısmını boyca uzamada kullanmaktadır. Buna göre meristematik bölgelerde mitozu hızlandırdığı ve büyümeyi sağlandığı ifadesi doğru olacaktır. Hücre duvarına etki ederek hücreyi uzatmaktadır ve büyütmektedir. Yan kökleri geliştirmekte ve kökün toprak içine doğru yayılımını sağlamaktadır. Dalları oluşturan yanal tomurcuğun arkadaşlar gelişimini baskılayıp bitkinin boyca uzamasını, dolayısıyla ışıktan daha fazla faydalanmasını sağlamaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Verilere göre oksinin verilen etkilerden hangisine sahip olabileceği istenmektedir. Arkadaşlar, asit büyüme hipotezine göre oksin hormonuna verilen yanıt hücre uzama mekanizması olarak şekilde gösterilmiştir. Buna göre arkadaşlar, şekle baktığımızda oksinin proton pompasını aktive ettiği, sonrasında proton derişiminin artması sonucunda çeperde asitliğin arttığı, asit ortamda enzimlerin aktifleşerek çapraz polisakkaritler arasındaki bağları parçaladığı ve bunun sonucunda, yani bağların kopması sonucunda selüloz liflerinin kaydığı ve hücre çeperinin esneyebilirliğinin arttığı ifade edilmiştir. Buna göre arkadaşlar, oksin hormonu hücre çeperinin esnekliğini arttırarak zar geçirgenliğine etki edecektir. Zarın dış yüzeyinde pH değerinin yükselmesine neden olur ifadesi yanlıştır. Asitliği arttırdığına göre arkadaşlar pH'ı düşürecektir. Dolaylı olarak enzim aktivitesini değiştirir ifadesi de doğrudur arkadaşlar. Oksin proton pompasını aktive ediyor. Proton pompası arkadaşlar sonrasında proton derişimi artıyor. Yani asitlik artıyor ve bu durum
asit ortamda enzimlerin aktifleşmesine neden oluyor. Bu nedenle dolaylı olarak oksinin etkisi enzim aktivitesinde vardır arkadaşlar. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olacaktır. Verilen çıkarımlardan hangilerinin yapılamayacağı istenmektedir? Arkadaşlar, meristematik hücrelerin farklılaşabilmesi için histokininlerin oksinler ile etkileşime geçmesi gerekir. Bu durum laboratuvar ortamında yapılan uygulamalarla açıklanmıştır. Laboratuvar ortamında oksin ve histokinin oranları belirli düzeyde verildiğinde hücre bölünmekte, devamında bir hücre kümesi dediğimiz kallus oluşmaktadır. Henüz kallusta farklılaşma başlamamıştır. Ancak histokinin oranı artırıldığında kallustaki hücrelerin farklılaşmasıyla sürgün sistemi, oksin oranı artırıldığında ise yine kallustaki hücrelerin farklılaşmasıyla kök sistemi gelişmektedir. Buna göre meristematik hücrelerin farklılaşması için histokininler ile oksinler arkadaşlar etkileşime geçmeli ve buna göre farklılaşma olarak bitki büyümelidir. Oksinin 2, histokininin 0,2 miligram olduğu değerlerde, yani arkadaşlar ilk şekilde hücre bölünmesi uyarılır ancak farklılaşma olmaz ifadesi doğrudur arkadaşlar. Bu bölgede kallus gelişmiştir, yani hücre bölünmesi uyarılmıştır. Ancak kallus farklılaşmamış doku hücre topluluğudur arkadaşlar. Oksinin histokininden fazla olmasının, yani son şekle bakmamız gerekiyor arkadaşlar, sürgün sistemini gelişimini uyarıcı olduğu söylenemez ifadesi doğrudur. Bu ortamda kökler gelişmiş, yani sürgün sistemi dediğimiz toprak üstü organlar gelişmemiştir. Demek ki sürgün sistemi gelişimini uyarmamaktadır. Histokininin oksinden fazla olması ya da oksin hormonunun histokininden fazla olması durumunda, yani ikinci şekil ve üçüncü şekilde arkadaşlar, gövdeyle kök geliştiğine göre farklılaşma uyarılmıştır. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Tohumlarda uyku halinin üzerine birbirine zıt yönde etkili olan hormon çifti istenmektedir. Arkadaşlar, tohumda dormansinin kırılması tohumu uyku halinden çıkararak çimlemeyi başlatır. Bu olayı giberelin sağlamaktadır. Tohumun ve tomurcukların uyku halinin başlamasını ve bu durumun devamını ise absisik asit hormonu sağlar. Dolayısıyla absisik asit dormansiyi başlatan, giberelin dormansiyi kıran hormonlardır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. Verilen özelliklerin tümüne sahip bitkisel hormon istenmektedir. Arkadaşlar, büyümeyi engelleyici en önemli hormon olduğu, kuraklık durumunda ani olarak oluşan susuzluğa karşı stomaları kapattığı, gelişim dönemi sonuna doğru miktarını artırarak meristem doku hücrelerinde bölünmenin durmasına neden olduğu ve genellikle olgun yapraklarda sentezlendiği bilgisi absisik asit hormonuna ait olacaktır. Arkadaşlar, absisik asit özellikle kuraklık stresi altındaki bitkilerde bol miktarda sentezlemekte ve büyümeyi engellemektedir. Absisik asit tohumun ve tomurcukların uyku halini başlatıp bu durumu devam eder. Uygun olmayan koşullarda çimlenmeyi engellemektedir. Hücre bölünme hızını azaltıp yeşil yaprakların yerini koruyucu pulların almasına neden olmaktadır. Çok sıcak havalarda strese giren bitkilerde fazla su kaybını engellemek için stomaları kapatmakta ve bitkiyi kurumaya karşı direncini artırmaktadır. Diğer hormonlara baktığımızda arkadaşlar, oksin, histokinin ve giberellin bitkide büyümeyi uyarıcı hormonlardır. Etilen ise arkadaşlar, meyveyi olgunlaştıran yaprakların ve çiçeklerin yaşlanmasına ve solmasına neden olan bir gazdır. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. G
Gibberellin hormonunun hangi etkilere sahip olduğu için tarımsal üretimde tercih edildiği istenmektedir. Arkadaşlar, tohumda dormansinin kırılması, tohumu uyku halinden çıkararak çimlenmeyi başlatır. Çimlenmede rol oynayan ve nişastayı parçalayan hidroliz enzimlerinin sentezini teşvik eden hormon giberelindir. Giberelin aynı zamanda hücre bölünmesini uyararak gövdenin boyuna uzamasını sağlar. Bu nedenle giberelin eksikliğinde kısa gövdeli bitkiler oluşmaktadır. Arkadaşlar, giberelin aynı zamanda çiçeklenmeyi teşvik etmekte, meyvenin sayısını ve büyüklüğünü artırmaktadır. Bu özellik tarımsal üretim açısından çok önemlidir arkadaşlar. Giberelin hormonu verilen üzümlerde salkımın sap uzunluğu artmakta ve salkımda daha seyrek ve daha büyük üzüm taneleri gelişebilmektedir. Dolayısıyla gövde uzamasının sınırlandırılmasıyla ekonomik olarak değerli cüce bitkilerin elde edilmesi bir tercih nedeni değildir arkadaşlar. Giberellin eksikliğinde bitki boyuna uzamayacak ve cüce bitkiler oluşacaktır. Bu verimi düşürecektir. Meyve ve tohumda dormansi halini uzatan giberellin değil, absisik asittir arkadaşlar. Yaprak dökümüne neden olarak meyve toplanmasını kolaylaştırılmasında giberellin bir etkisi yoktur. Yaprak dökümüne arkadaşlar etilen sağlar. Ancak daha seyrek ve daha büyük üzüm taneleri geliştirerek tarımsal üretimde tercih edilmektedir. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır.